bir anı bir hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın hatıra defteri 21. bölüm hazırlayıp sunan Ben İsmail Yacı Abdülhamit Han'ın hatıra defteri olmadığını iddia edenlerin ellerinde doğru dürüst bir delilleri yok. Ama var diyenlerin ellerinde bazı delilleri var ve bu kitap haline getirilmiştir. Biz de bu hatıraları sizlerle paylaşıyoruz. Abdülhamit Han vefatından 11 ay önce göz altında bulunduğu yani hapis tutulduğu diyelim. Beylerbeyi Sarayı'nda hapis hayatının 9. senesinde bir hatıra defteri yazmaya karar verir. Mart 1917. Daha Birinci Dünya Harbi devam ediyor o günün tabii harp yıllarının birçok kargaşası var ama kendisine bunlar ulaştırılmıyor. Arada sırada gazete gösterilmeye başlamış. Beylerbeyi sarayına gazete ufaktan girebiliyormuş. Ve Abdülhamit Han diyor ki ben hatıraların başında bunu yazdım ama şimdi bir de hatırlatıyorum ki zaferle biten harpler de mağlubiyetle bitenler kadar bir milleti yorar. Şan ve şeref gibi şeyler her yanı efendim mamur günü ve geleceğe güvenli memleketlerde hoş görünebilir. Harabelerde aç ve çıplak dolaşanların şan ve şeref iddiasında bulunmaları ve bu şan ve şeref peşinden koşmaları kadar hem gülünç hem de feci bir şey yoktur. Şimdi bu sözün arkasında Mithat Paşa ile ilgili bundan önceki bölümlerde 20 bölüm içerisinde belki 5-6 bölümde Mithat Paşa'nın bazı hatalarını Abdülhamit Han teker teker saydı. Birisi de efendim ne olur harp edersek biz 400 çadırla Orta Asya'dan geldik 400 çadırla da dönmesini biliriz. Ama Şam ve şerefimizi ayaklar altına aldırmayız diyerek hem Rusya harp etmediği, harp etmeyi istemediği halde hem de İngiltere böyle bir harbin çıkmasını Osmanlı devletinin sonu olarak gördüğü halde maalesef böyle bir 93 harbi dediğimiz feci hadise yaşanmıştır bu coğrafyada. Tabii bunların akabinde de Abdülhamid Han 33 senelik padişahlığın arkasından 9 sene daha geçmiş 42 sene olmuş. 42 sene sonrasında şan ve şeref peşinden koşmaları efendim aç ve çıplak olan milletlerin kadar koşmaları kadar hem gülünç hem de feci bir şey yoktur. Saltanatımın son dönemlerinde bir Balkan harbi, Balkan Birliği ortaya koymayı tasarlamıştım. Abdülhamit Han'ın tasarımlarından birisi. Şimdi de onun tasarıları ölümünden efendim tam 100 sene sonra, vefatından 100 sene sonra, düşündüğünden de belki 40 sene sonra, 140 sene sonra hayata geçiriliyor. İşte gördüğümüz gibi efendim gerek Marmaray, gerekse Avrasya tünelleri Denizin 106 metre altından geçilerek her seferinde de Abdülhamit Han anılıyor. Şimdi de Kilyos bölgesinde yapılacak olan yine onun tasarısı olan bir projenin hayata geçirilmesi gayretleri görünüyor. Büyük insanlar böyledir. Kıymeti dinleyenlere mutlaka sizler de biliyorsunuz ama bilinen şeyi de bazen dostlar birbirine hatırlatmakta hatırlatmalarında dostların faydaları vardır. Büyük insanlar ölümlerinden çok sonraları da yaptıkları ve düşündükleri ve planladıkları, hayal ettikleri şeylerle hayırla yat edilebiliyorlar. Sadece eser yaparak değil, eser yapılmasını, memlekete katkıda bulunmasını düşünmeleri sebebiyle. Saltanatımın son dönemlerinde bir Barkan Birliği kurmayı tasarlamıştım. Şimdi de bir Balkan Birliği çalışmaları yok mu efendim? Var gibi sanki yani Balkan Birliği var gibi görünüyor ve herkes Türkiye'yi bekliyor Balkanlarda. Oralı Balkan halkından birçok insanlar bekliyorduk. Nerede kaldınız? Geciktiniz diyorlar. Paris sefiri, elçisi Münir Paşa bu konuda gizli açık çalışıyordu. Balkan devletleri iki tehlike karşısında idiler birisi Rusya, birisi Avusturya. Malum Rusya Balkanlarda kıymeti dinleyenlerim. Ortodoksluğu ve Slavlığı öne almak suretiyle önce din sonra ırk. Halbuki Güney Slavlarıyla Rusya'daki Kuzey Slavlarının birbirleriyle bağlaşıkları pek yoktur. Ortodoksluk ise siz de ortodoksunuz evet. Osmanlı ile başınız belaya girsin. İstiklal, hürriyet biz de sizin yanınızdayız. Yanınızdayız demek suretiyle. 100 yıla yakındır Balkan nüfusunun artmayacağı şekilde hep o bölgede harpler, öldürmeler, kan dökmeler yaşanmıştır. Eee işte bunun sorumlulardan birisi Rusya, birisi de Avusturya. Peki Avusturya niye bunu böyle yapıyor? Avusturya'da Papalığın gözüne girebilmek için o bölgede Ortodoksan ağırlığının azaltılması için Katolikliğin artması için bu gayretin içindedir. Şimdi de Papalığın bütün muhafız kuvvetleri, komutanlığı ve personel işleri Avusturyalılarla beraber yürütülmektedir. daha kuvvetli bir Rusya doğabilir. Böyle olursa. Durumun ileride ne şekil alacağı da bilinmez. Rusya'nın Birinci Dünya Harbi'nde parçalandığı görülüyorsa da kaderi daha iyice belirmemiştir. 1917 senesinde Rusya'da komünizmle beraber Çarlık devrilince Abdülhamit Han hayattaydı ve Rusya birçok şeylerini kaybetti. Bunları da Abdülhamit Han hiç olmazsa birilerinden duyarak matbuatı takip edemediyse de duyarak öğreniyordu. Onun için Rusya'nın Birinci Dünya Harbi'nde parçalandığı görülüyorsa da sözü kendine aittir. Daha iyice her şey ortaya çıkmadı diyor Abdülhamit Han. Bir yılı aşkın zamandan beri içini saran ihtilalden kurtulursa bir yıl geçmiş aradan ihtilal sene başında olduydu. Efendim, daha büyük olmasa bile daha kuvvetli bir Rusya meydana gelebilir. Evet. Evet, Abdülhamit Han'ın tahmin ettiği gibi oldu ama komünistlerin ekonomideki yaptıkları hatalar istihsal ve istihlak politikasını iyi ayarlayamamaları komünizmi 70 sene bile ayakta tutamadı. Çabucak yıkılıp gitmesini bütün dünya gördü. Tabi tarihi bilenler şaşmadılar. Tarihi bilmeyenler vay be Rusya'da yıkılır mıymış diye böyle bir şeye hayret nidası çıkardılar. Evet şimdi orada olan fikir mücadelesidir. Fransa ihtilalindekinden daha şiddetli bir fikir mücadelesidir diyor Abdülhamid Han. Malum Fransız ihtilali 1789'da olduğu zaman tamamıyla ilahi semavi dinlerin kurallarına karşı bir isyan idi. Hürriyet adı altında dinin insanların gönlünden çıkarılması, dinsiz olan insanların hür olacağı fikrini bütün dünyaya yaymaya çalışırken pat diye arkasından milliyetçilik fikirlerine sarılmaya mecbur kaldılar. Milliyetçilik fikirleriyle insanları ayrıştırdılar. Her memlekette birçok değişik milletten milliyetten insanlar vardı. Halen de var. Ve bu milliyetçilik davası güdüldüğü müddetçe de komşu devletler arasında üçü beşi birbiriyle devamlı Geçimsizliğe düşeceklerdir dedik ve programımızı burada noktaladık efendim. Evet, inşallah 22. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın efendim. Bir anı bir hikaye.